Tabii Türkiye'nin terörle mücadelemesindeki en kritik aşamalardan bir tanesi. Hem Kandil'in bulunduğu coğrafi bölgenin özellikleri itibariyle hem de PKK'nın uzun zamandan beri üs bölgesi olması, yuvalandığı yer olmasıydı. Dolayısıyla bu hedefin gerçekleşmesi bundan sonra Türkiye'nin terörle mücadele politikalar açısından bir kırılma noktası teşkil edecek. Ben o kırılma noktasının şu anda yaşanmakta olduğunu düşünüyorum. Gerek siyasi gerekse askeri olarak Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok ciddi değişiklikler oldu son yıllarda. Bu değişikliklerden en önemlilerinden bir tanesi siyasi kararlılıktı. Siyasi iradenin terörle mücadele konusunda ortaya koymuş olduğu isteklilik hiçbir zaman sona ermedi. Nitekim bu bütün olumsuz koşullara rağmen hem Fırat Kalkanı Harekatı'nın icra edilmesinde kendini gösterdi. Hem de ondan sonra bütün bölgesel belki de konjonktür Türkiye'nin karşısında olmasına, Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen Afrin operasyonu ile bu siyasi iradeyi ve siyasi kararlılığı göstermiş oldu Türkiye. Şimdi benzer bir kararlılığı da Kandil operasyonu bağlamında gösteriyor. Tabii ki operasyonun adının da kararlılık operasyonu, kararlılık harekatı olması bu mesajı doğrudan veriyor kanaatindeyim. İkinci boyut askeri boyut. Bu siyasi iradeye ek olarak Türkiye askeri olarak da hem Fırat Kalkanı'nda hem de Afrin Harekatı'nda çok ciddi tecrübeler elde etmiş oldu aslında. Sadece Fırat Kalkanı ile DEAŞ'ı sınırından uzaklaştırmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin sınırında hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun önüne ciddi bir engel teşkil etti. Bu Afrin operasyonuyla bu büyük bir sete dönüştü ve hem PKK'nın ciddi manada beklentilerini suya düşürdü. Hem de Türkiye'nin bölgede askeri kontrolünü sağlaması bakımından PKK'nın Suriye'deki etkinliğini minimize etmiş oldu. Toprak kaybetmesini hızlandırdı. Membiç anlaşması ise Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ortaya koyması açısından stratejik seviyede önemli bir hadiseydi. Çünkü buradaki aktör Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ne kadar ittifak ilişkisi içerisinde olsa da çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya son yıllarda. Dolayısıyla Türkiye buradaki süreçlerde de baskılara rağmen boyun eğmeyi tercih etmedi ve Membiç konusundaki kararlılığını gösterdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni belli bir noktaya çekti. Muhtemelen bundan sonra Suriye'nin kuzeydoğusunda da bu kararlılık devam edecektir. Ama Kandil özelinde birkaç hususun altını çizmek lazım. Özellikle Türkiye'nin güvenlik paradigmasındaki değişim askeri stratejisine de yansıdı. Bu doğrudan doğruya sahada Türkiye'nin etkinliğini daha arttırmış oldu. Önceden hem zamana bağlı hem kısıtlı coğrafi alanla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele bağlamında Kuzey Irak'a operasyonlar düzenlediğine şahit olmuştuk. Yani belirli bir zaman için gidilirdi, sıcak takip yapılırdı, hedefler imha edilirdi. Alan kontrolü çok fazla öncelikli bir hedef alınmadan geri gelinirdi. Yine aynı zamanda coğrafi olarak da kısıtlı bir hedef söz konusuydu. Ama şimdi çok değişiklik olduğunu görüyoruz bu stratejide. Özellikle şu anda kontrol edilen alan Kuzey Irak'ta düşünüldüğünde Kandil'e yönelik doğrudan bir hedef alma anlamında değil ama onun etrafını izole etme ve terör örgütünün özellikle batı, güney ve kuzey cephesindeki İran hariç tutulursa etkinliğini ve hareketliliğini sınırlama şu anda hedefi söz konusu ve bu hedef de yavaş yavaş icra ediliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bu aslında harekat 11 Mart'ta başlamıştı ama bundan sonra yoğun bir hava harekatının olacağını söyleyebiliriz. Elbette zor bir coğrafya, zor bir hedef ama son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu birikim tecrübe düşünüldüğünde ama ondan da daha önemlisi teknolojik üstünlüğü. Bu teknolojik üstünlüğü kendi imkanlarıyla ve kapasiteleriyle evet. kullanabilme sahip olduğu düşünüldüğünde Kandil operasyonunun zor olmakla birlikte başarıya ulaşacağını ve Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından bir kırılma ortaya çıkarabileceğini söyleyebilirim. Peki.